Merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün gençler sizlerle birlikte birinci dönem ev okul notlarımızı inceleyeceğiz gençler. Bunun ilk videosunu çok eski bir zamanda yapmıştık. 10. sınıfta, şu an 11'im. Ve gençler, karşımda gördüğünüz gibi notlarımız karşımızda. Geçen seneye göre iyileşti çünkü artık 11 olduk. Dersler kolaylaştı demek isterdim. Ama daha da zorlaştı. Çünkü gençler, buna çizim eklendi, mimari çizim eklendi. Ben mimari şey bölümüne gittim, dalına gittim. Bundan dolayı sınıf daha da zorlaştı. O bir sene daha da zorlaşacak 12'de, öyle düşünüyorum. Şimdi gençler, fazla uzatmadan ilk devamsızlığı göstereyim. Devamsızlığımız kaç günmüş? Devamsızlık şu an 1,5 gün. Sıfır geç gelme, öğleden sonra 1,5 gün. Bunlar şey yani, öğleden sonra kaçma oluyor herhalde. Nöbetçi bir gün nöbetçi olduk, evet. Raporlu da 2 gün, şu an devamsızlığımız bayağı iyi. 1,5 gün çünkü yani 10 gün sınır. Beden eğitimimiz girmiş 95-100, 90-100. Yine bir piciklik yapmaya çalışmış herhalde, yani 100 versene yani. Neyin artistliği bu? 96 düşürmüş. Bilgisayarla mimar proje çizimi ilk yazdan 50 almışım. 85, sonra 81. Hoca da 80-90-100 vermiş, 81 düşmüş. Güzel yani. Ne yani gençler, bilgisayar proje çizimi? Ben Mouse eğer var videosunu izleyenler görebilir. Orada AutoCAD diye bir program var gençler. Yani bilgisayarlı mimar proje çizimi hem elle var hem de bilgisayarla var. Bu o bilgisayarla olan işte. Bina ve yerleşim mühendisliği gençler. Dünyanın en saçma, en gereksiz dersi. Binanın dış görünüşünü metreyle ölçüyorsunuz. Ve onu bir şey vardır. 1 bölü 50 ölçeği diye bir şey vardır. Onun yani iki katını düşürüyorsunuz. Kağıda geçiriyorsunuz. Yani çok saçma bir şey zaten. Yani binayı komple çiziyorsun çizimde. Girip bir de tek tek uğraşın. Bir de bize okulda çok büyük bir yer geldi. Ayva yedik ama bitti sonunda. Din anlatımlar 40 almışım, 56. Hoca 75-70 vermiş, 60 ve geçmişim. Notlar iyi ya, hiç zayıf yok herhalde. Sonra din kültürü var, 45 almışım. Dinsiz değilim, sorular çok zordu. Sonra 60 almışım, hoca 100-100 vermiş. 76 düşmüş, güzel. Bayağı iyi yani. Dinde de öyle sorular var ki yani, dinle alakalı hiçbir şey yok. Ahlak var yani, dinle alakalı gençler, din hariç her şey var, onu söyleyeyim size. Felsefeden 20, 27 almışım, 65 almışım, 85 vermiş hoca. Osman hocaya buradan selam. 65 düşmüş, güzel. Ortalamamız da şu an gençler, hemen bakalım. Ortalamam büyük ihtimalle 77 falan, şöyle bakayım hemen. Gençler, dediğim gibi şu anda ortalamamız 77. Güzel ortalama yani, bu notlara göre ortalama iyi. Zayıfımız olmadığı için evet, teşekkür alacağız. Nerede kalmıştık felsefede? İnsan ve deprem diye bir şey var. 53-55 almışım, 70 vermiş, 62. Çok gereksiz bir ders. Bir saatlik ders zaten, hiçbir işe yaramıyor. Asıl konu mimari proje çizimleri. 10 saatlik ders gençler. Saati en yüksek olan ders. Yani 10 saatlik ders inanılmaz puan arttırır. 85 almışım. Yok, o başka, 68 almışım. 82-83. Hoca 80-80, bir de uygulamayı 85 vermiş. 80 düşmüş diyelim. Seçmen statik proje çizimi. Aslında bunun bize pek alakası yok. İki bölüm var gençler. Bir mimari, bir de statik. Ben mimardayım. Statik binanın daha içine giriyor. Matematik hesabına falan yapıyor. Bu bizde 5 saatlik ders. 85-90 almışım. Mimariden yüksek almışım yani. 71. Hoca 100-100 vermiş. 91 düşmüş. Bayağı iyi yani. Tarih inkılaptan 65-70. 75 vermiş hoca, 70 düşmüş, güzel. İnkılabım idare eder. İlk yazından kopya çektik ama. Türk edebiyatından 22-25 almışım. Edebiyatım hiçbir zaman yükselmedi benim. Ama hoca 85 vererek beni 54 ile geçirmiş. Güzel geçirmiş ama. Geçmişiz edebiyattan. Yabancı dil, genellikle yabancı dilden yüksek alırım. 66-67, 85-85, 76 ile geçmişiz. Benim ilk dönem notlarım bu şekilde gençler. İkinci dönem notlarını da göstereceğim. Büyük ihtimalle ikinci dönemde şu an ortalama 77. İkinci dönemde artabilir. Büyük ihtimalle artar. Takdir falan alabiliriz. Çünkü ilk dönem biraz ben yazılar falan boşladım. Boşladım ama. Ya başka anlaşılmasın. Neyse gençler, videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi notlarım benim bu şekilde idare eder yani, kötü değil. 11'e göre fotoğrafımı da göstereyim. Yani böyle bir tip daha tarih yazmamış. Bulanık gözüküyorum zaten. Niye böyle gözükürse okul ve EBS'de telefon uygulamasında böyle gözükmüyor. Burada nedense bu şekilde gözüküyor, pek anlamış değilim. Neyse gençler, hadi bir sonraki videolarda görüşürüz.
Bunun da ikinci dönemini istiyorsanız, büyük ihtimalle isterseniz videoyu beğenin. Neyse gençler, hadi bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın, bay bay.